ABD nasıl bir ülke istiyor? Bu soruya bağımsız Türkiye Partisi MYK üyesi Hasan Hüseyin Tekin'den dikkat çekici bir cevap geldi. Tekin 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Soru şu, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da nasıl bir ülke istiyor? Bağımsız Türkiye Partisi MYK üyesi Hasan Hüseyin Tekin 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Tekin değerlendirmesine Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da nasıl bir ülke istiyor sorusunu sordu ve şu kritik cevabı verdi. Soru şu, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da nasıl bir ülke istiyor? Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da demokratik, laik, hukuk devleti mi istiyor? Yoksa krallık gibi, tek adamlık gibi geri ve kullanabileceği ülkeler mi istiyor? O profile baktığımız zaman Amerika'nın Suud Krallığı gibi son derece geri, kadınlara araba kullandırmayı marifet zanneden, şimdi araba kullandırmayı bunlar marifet zannediyor. Atatürk 1930'lu yıllarda kadına seçme seçilme hakkı veriyor. Yani aradaki mesafeye bakın. Yani daha bunlar bırakın araba kullandırmayı büyük bir hak olarak görüyorlar. Halbuki İslam'da da öyle bir şey yok. Diğer Katar gibi, Kuveyt gibi tamamen krallıkla yönetilen geri rejimleri istiyor ve onlarla beraber hareket ediyor. Ama Türkiye'nin hiçbir zaman demokratik, laik, hukuk devleti sistemini benimsemedi. Çünkü Atatürk'ün kurduğu sistem mezhep savaşlarını önlüyor. Atatürk'ün kurduğu sistem etnik savaşları önlüyor. Atatürk'ün kurduğu sistem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emperyalistler tarafından kullanılmasını önlüyor. Onun için ne yapıyorlar? Bunu değiştirmek istiyorlar. Açıklamasında bakın şimdi bizi İran'la savaştırmak istiyorlar diyen Tekin şöyle devam etti. Bakın İran devletiyle bizi savaştırmaya çalışıyorlar. Şii-Sünni savaşında bizim Sünni ordusu tarafında yer alıp Müslümanlar arasında bir iç savaşın tarafı olmaya bizi zorluyorlar. Ama Atatürk devleti bir Sünni devlet algısından çıkarttı. Bir mezhep algısından çıkarttı. Ben dedi ki kardeşim ben evet Sünni Müslümanlar yaşıyor devletimde. Aleviler de var ama ben devlet olarak kendimi böyle tanımlamıyorum. Çünkü böyle bir tanım devleti taraf yapar ve devletin çatışmaya girmesini sağlar dedi. Ve ne yaptı? Laik bir devlet ortaya koydu. Laik devlet yapısı Türkiye'nin iç yapısından ziyade Türkiye'nin dışarıdaki müdahaleleri önlemek için ortaya koyduğu bir yapıdır. Yoksa vatandaşın diniyle hiçbir zaman uğraşmadı. Dinini yaşamasını da koruyan... Tabii. Mesela biz hani dedelerimiz hepimiz biliriz yani biz ya Müslümanız işte namazı, orucu hepsini biliyoruz. Demek ki arada bir kesinti olmadı. İşte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de Büyük Orta Doğu Projesi'ni yani Türkiye Büyük Orta Doğu Projesi'nde kendi kafasında konumlandırabilmek için bu yapısını bozmak istiyor. Yani ne diyor Amerikalılar? Üzümü salkımından tutacaksın. Tek tek değil. Çünkü baştaki adamı tuttun mu bitti. Bütün devleti ele geçiriyorsun. Atatürk bunu önledi bakın. Atatürk bunu önledi. İşte onun için Türkiye'deki şu anda bu seçim Türk milletinin 100 yıldır kazandığı bütün kazanımları terk ettiği yani kendi eliyle hürriyetini, şahsiyetini ve yapısını terk ettiği bir maalesef süreç olmuştur. 2010 anayasa referandumuna da dikkat çeken Tekin, tek çıkış yolu Haydar Baş çizgisidir dedi. Profesör Doktor Haydar Baş Bey 2010 yılındaki seçimler için, referandum için ne demişti? Bu demokratik krallığa götürür demişti. Ve o zaman Fethullah Gülen destekliyordu hatırlıyorsunuz hükümeti çok ciddi şekilde. Ne diyordu? Ölüleri bile diriltin, oy kullandırın. Niye? Çünkü Amerika'nın istediği bir şey diyor. Evet. Hani hiç euzubillahimineşşeytan ve siyase diyenler siyasetin tam göbeğine girdiler o zaman değil mi? Ve dediler ki ölüleri bile kaldırın ve yapın bu işi diye. Dolayısıyla Türkiye gerçekten çok ciddi bir krizin içine girdi. Hem siyasi hem ekonomik krizin içine girdi. Buradan kurtulmanın tek yolu da Profesör Doktor Haydar Başbey'in politikalarını, siyasi ve ekonomik görüşlerini uygulamaktır.